Selam dostlar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bugün için çok özel bir trade'imiz var. Biliyorsunuz sizi sık sık eskilere götürüyoruz. Ama bu sefer gerçekten eskilere gideceğiz. Assault trade-up'ı yapacağız. Assault'un yeri benim için ayrıdır. Zamanında severek oynadığım bir haritaydı. CSGO'da çok fazla oynamasam da 1.6'da yeri çok başkaydı. Burada bayağı bir zaman geçirdim dostlar. Bu yüzden bu koleksiyonu da ayrı bir seviyorum. Bildiğiniz gibi Glock Fate de bu koleksiyonda bulunuyor. Gerçekten efsaneleşmiş, ikonik bir koleksiyon. Umarım bize şans getirir. Ayrıca geçtiğimiz hafta AK Gold Arabesk trade-up'ı denedik dostlar. Hala izlemediyseniz kartlara yerleştirdim. Lafı fazla uzatmadan trade'lere geçelim. One club, skin club. Assault koleksiyonuna geçmeden önce biraz ısınmamız lazım dostlar. Bugün için keyifli trade'ler hazırladım. Elimde şöyle tatsız bir SG var. İlk olarak Canals'ta şansımızı deneyelim. Buradan çift Beretta Emerald istiyoruz. Bu trade'de bir adet Canals, 9 adet Train skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %82'ye 18 bir şansımız olacak. Hadi bakalım, güzel bir başlangıç yapalım. 3, 2, 1... Canals. Ve evet abi, zararla başladık. Moral bozmak yok, bunlar ısınma turları. Devam. Sırada Cobblestone koleksiyonundan güzel bir trade'imiz var. Bu trade'de bir adet Cobblestone, 9 adet Train skin'i kullanacağız. Tam olarak %90'a %10 bir şansımız olacak. Riskli ama güzel bir trade-up. Artık Cobblestone olayını kırmamız lazım dostlar. Bu koleksiyonda bir türlü katlayamıyoruz. Hadi bakalım, bunu kıralım. 3, 2, 1, Cobblestone. Ah be, yine Cobblestone, yine bir hüsran. Sağlık olsun diyelim. Modumuzu düşürmeden sıradaki trade'e geçelim. Ve geldik Assault'a. Olayımız burası dostlar. Elimde 2 adet tüketici sınıfı, 1 adet endüstri sınıfı Assault skin'i var. Buradan bir şeyler yakalayacağız. İnanıyorum. Şu logoyu görmek bile beni eskilere götürüyor. Ayrıca kanalda ilk defa Assault trade-up'ı yapacağız. Umarım şans getirir. Lafı fazla uzatmadan trade'lere geçelim. İlk olarak tüketici sınıfından endüstri sınıfına yükseltmeyi deneyeceğiz. Bu trade'de 1 adet Assault, 9 adet eski Vertigo skin'i kullanacağız. Tam olarak %90'a %10 bir şansımız olacak. Bu iki koleksiyonu daha önce yan yana görmemiş olabilirsiniz dostlar. Bu kombinasyonu Wave hocam önerdi. Bildiğiniz gibi normalde tüketici sınıfı trade'lerde filler skin olarak 2018 Nuke ya da Inferno tercih ediyoruz. Ama bu trade için pek mantıklı değil dostlar. Assault koleksiyonunda Views sınıfta sadece tek bir skin bulunduğu için Nuke ya da Inferno ile kombinlediğimizde yalnızca %2.7 şansımız oluyor. Bu yüzden böyle bir formül geliştirdik. Tabii ki Vertigo skinlerine $25 ödemiş olduk ama en kötü ihtimalle $16 alıyoruz. Böyle bir şans artışı için gayet makul olduğunu düşünüyorum. Evet, hazırsanız şansımızı deneyelim. 3, 2, 1, gönderdim. Yapma be. Kötü başladık. Bir şansımız daha var dostlar. O 5-7'ı istiyorum. Hadi be Val. 3, 2, 1, gönderdim. Abi hayır ya. 2'de 0. Yine son trade'e kaldık. Bunu başarmamız lazım. Tabii en güzelini sona sakladım dostlar. Endüstri sınıfından askeri sınıfa yükseltmeyi deneyeceğiz. Bu trade'de 1 adet Assault, 9 adet Train skin'i kullanacağız. Tam olarak %90'a %10 bir şansımız olacak. Şu güzelliklere bakar mısınız dostlar? Negev olur, AUG olur, hiç fark etmez. Yeter ki Assault'u bir görelim. Çok istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Hazırsanız enerjimizi yollayalım, alalım ve gidelim dostlar. Lütfen. 3, 2, 1, Assault. Oy işte bu be.
İşte bu. Başardık dostlar. Ettiğimiz zararlardan sonra ilaç gibi geldi şu an var ya. 001 floatlu Anodized Navy yakaladık. Bu skin için oldukça güzel bir float. Trade'den önce bakmıştım. Sıralamada 20-25 arası bir yerlerde olması lazım. AUG gelseydi 30-35 civarı bir şey olacaktı. Böyle ikonik ve eski bir koleksiyon için güzel bir rank diyebiliriz. Bir ferahlık geldi be dostlar. Gerçekten dünya varmış. Bir an için yine batıyoruz dedim ama son anda iyi katladık. Süper. Şimdi beni biliyorsunuz. Normalde olsa Glock Fade'e yürürdüm ama Gold Arabesk'ten sonra bunu kaldıramam. Burada duruyorum dostlar. Keyifli bir şekilde kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda 1 adet Canals, 1 adet Cobblestone ve 3 adet Assault Trade-Up'ı denedik. Toplamda 6.752 lira bir masrafımız oldu. Çıkanlar 17.725 lira. Yaklaşık olarak 10.972 lira bir karımız var. Gerçekten muazzam bir tablo dostlar. Geçtiğimiz haftayı bayağı bir zararla kapatmıştık. İlaç gibi geldi diyebilirim. Evet, bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Benim için çok keyifli bir video oldu. Başlarda gerdi ama sonu güzel bitti. Böylelikle Assault Trade de vitrinimizdeki yerini almış oldu. Yakın zamanda AWP Prince, AK Vulcan ve Glock Emerald videoları gelecek dostlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.